Şehre devam ederken yine sol tarafımda bir mezar dikkatimi çekti. Onu atlamadan geçmeyeceğim çünkü yeni dönen bir mezar. Yani çok eski olmayan bir mezar ve bir anıt mezar şeklinde yapılmış. Burası bir antik kent. Böyle bir mezar ne için yapılmış? Onu da birlikte bakalım. Evet, geldiğimiz nokta, evet, 30 yılında bu antik kenti ortaya çıkarmasına adayan arkeolog Profesör Doktor Kenan Erim'in mezarıymış burası. Yani bu antik kenti kurtarma kazılarını yapan Profesör Kenan Erim'in mezarıymış. 1929 doğumlu, 1990'da vefat etmiş kendisi. Ve buradan devam edelim. Afrodizyası'nın aslında o kadar çok gezilecek yerleri var ki burası bu alanlar henüz toprak altında. Buralarda herhangi bir kurtarma kazısı yapılmamış. Buranın hamamları ve şehrin ana merkezi tapınak alanlarını ben gezeceğim. Bakın yine yol üzerinde yapı taşları var. Zaman zaman bahsettiğim T şeklinde orada bir zıvana. Bunlar yapı taşlarını birbirini kilitlemede kullandıkları sistemlerdir değerli arkadaşlar. Hemen orada güncel soku taşı dediğimiz oyma taşlar var. Onlar da güncel kullanım için yapılan taşlardır. Normalde tapınak alanlarına girerken ne demiştim? Hep bahsederim. Vaftiz kuyuları, vaftiz veya arınma havuzları yapılırdı. Dolayısıyla bu önümüzde de yüksek muhtemeller bu şehrin tapınağına doğru gidiyor olmamız lazım. Çünkü insanlar inançlarına, kültür ve örf adetlerine göre onlar için en kutsal, en ihtişamlı olan noktalar tapınak alanları oluyordu. Bütün dini ritüellerini o tapınak alanında gerçekleştirdikleri için oranın işçiliğine ve oranın yapılarına çok önem vermektedirler. Ve geldiğimiz gibi bu alan yine büyük sütunlarla yapılmış çok ihtişamlı bir bina. Gene buralarda milattan önce 5000'li yılların sonlarına doğru büyük depremlerle yıkılıyor. Bu şehir tekrar inşa ediliyor. Ve buralarda bakın sütun kaideleri görüyor sıralı. Bunlar orijinalliğinden hemen hemen korunmuş. Şu taklar, kapı takları. Tabi buralar yıkıldığı için artık bir net bir görüntü olmamakta. Ve buradan buranın birkaç giriş kapısı var. Muhtemelen ana giriş kapısı oraydı. O takın olduğu yerde. Hemen sol tarafında binalar var. Buralarında ben neler olduğunu anlamaya, çözmeye çalışacağım. Ve geldiğimiz noktada büyük sütunlar ve orijinalliğinden korunmuş. Fakat bunlar depremlerde yıkılmış. Daha sonra kurtarma kazılarında tadilat edip tekrar yerine konmuş. Ama ana sütun kaideleri falan tabii ki durmakta. Evet, bu bahsettiğim alanda dediğim gibi tapınak alanı. Buranın da zaten şöyle ihtişamını görüyorsunuzdur. Yani dediğim gibi insanlar dönemlerinde dini inançlarını yaşadıkları kutsal alanlarına çok özenle bakmaktaydılar ve özenle inşa ediyorlardı. Burası da bu alanlardan bir tanesi. Burası ayinlerin yapıldığı yüksek muhtemel. Şuradaki yapı taşlarına bakarsak, şu alandan itibaren bakarsak şurada bir platform vardı ve o platform üzerinden buradaki ayinler, ritüeller gerçekleştiriyordu. Ya da halkın seçkin
önüne gelen insanların konuşmalarını yaptıkları yerlerdir. Çünkü senatolar kuruluyordu Roma döneminde. Çok fazla görmekteydik onları. O insanların buralarda konuşma, halka seslendiği noktalar. Zaman zaman sütun kaidelerini de gösteriyorum. Bakın, bunlar da gene bu ortada bir yuvarlak oyma gibi yapılmış ve hemen şurada bir kanal sistemi yapılmış. Birçok videomda da anlattım. Bu sütunları mühürlemek için kullanırlardı. Sütunun ana geçtiği nokta burasıdır ve buradan kurşun dökülerek ve kurşun içeride donarak burada mühürlemesi yapılırdı bu taşların. Hemen burada bir kuyu, bir su kuyusu görmekteyiz. Fakat günümüzde kurumuş. Fakat burası da o dönemde kullanılan kuyulardan bir tanesi. Hemen sağ tarafında yine o sütunlardan geriye günümüze kalanlar. Bu alandan sonra hemen şu yan tarafta bir alan dikkatimi çekti. O bölgeye doğru gidiyorum. O bölgeye giderken tabii buradaki eserleri de göstermeden geçmeyeyim dedim. Bakın burada hemen bir tane obje dikkatimi çekti. Bu normalde Tanrıça heykellerinin konduğu sütun kaide, heykel kaidesidir. Ama burada tek başına kalmış. Yani buraya heykelin ana zıvanası giriyor, oturtuluyor ve üzerinde de bir heykel oluyordu, Tanrıça heykeli oluyordu. Şunlar gene sütunların bölüm bölüm kesilerek birbirine oturtularak yapıldığı alanlar. Bakın burada da yine bahsettiğim gibi zıvana geçmelerinin kanalları ve mühürlendikleri alanlar karşılıklı. Ve bunlar mermer sütunlar. Tabii bu taşlar etrafta şu an kayalık bir alan yok. Bu taşlar mermerler kilometre ilerce dağlardan kesilerek büyük işçiliklerle büyük emeklerinden buraya getirilerek yapılıyordu bu binalar. Hemen sağ tarafımda yine bir yapı alanı var. Burası kurtalma kazısı yapmış ve ortaya çıkmış bir yapı alanı. Fakat şu an 4 tane sütun, 4 sütun orada görüyorum, 4 sütun burada görüyorum ama ne amaçlı olduğuna bir bakalım. Tam binanın yapısını anlayamadım. Kuzey Temenos burası. Afrodize için yapılan kazılar şehrin merkezinde yer alan halka açık yapılar üzerinden yoğunlaşmıştır. Ancak diğer bütün şehirler Afrodizias'ın büyük çoğunluğu evlerden oluşmaktaydı. Yani burası da bir zengine ait, o dönemin varlıklı ailelerinden birine ait bir evmiş. Bayağı da gördüğünüz gibi büyük bir ev yapısı varmış. Yüksek muhtemelen bu ev yapısı o dönemin buranın yöneticilerinden ya da statüsü yüksek insanlardan birine ait evlerden bir tanesi ve tapınak alanına çok yakın olmasından dolayı ben bu evin bir din görevlisi ne ait olduğunu düşünüyorum. Ve devamında tapınak alanından diğer bölgelere ve diğer noktalara geçerek buradaki gezimize devam edelim. Ve akabinde geldiğimiz noktada şöyle göstereyim. Burası hemen karşı taraf tapınak alanı demiştim. Bu alan olduğu gibi. Yani bu alanlar sadece tapınak alanı olarak da kullanılmıyordu. Aynı zamanda halkın, üst düzey yetkililerin, bu şehrin yöneticilerin burada halka aldığı önemli kararları, yaptığı açıklamaları, senatonun aldığı kararları burada açıklamaya, yani bu alanda soylular olurdu. Şehrin idarecileri bu alanda toplanırlardı ve buradaki yapılan konuşmalar, açıklamalar buradan yapılırdı. Ve devam ediyoruz. Yürüdükçe yol üzergahında gerçekten güzel sütun kaideleri ve güzel sütunlar görüyorum. İşçilikleri çok güzel yapılmış. Fakat burada şu an bunlar atıl durumda. Hemen bir sütun bölümü işlenmiş.
Bakın tapınak alanlarında ufak çeşmelerin olduğu ve bunlarda su havuzlarının olduğu bir alan. Şurada bir süsleme varmış. Ve burada bir kitabe gibi bir şey varmış ama diğer bölümü burada yok. Burası tam olarak henüz düzenlenmemiş diğer antik kentler gibi. Ve geldiğimiz noktada yine tapınak alanından çıkış başka bölümlere geçiş diye düşünüyorum. Oralarda hemen bakacağımız noktalar şu an bir nokta göremedim. Ve buradan gezimize biz devam edelim.